Durun abi. Arkadaşlar her pazartesi akşamı olduğu gibi bu pazartesi akşamı da Futbol Arena programıyla beraberiz. Bu akşamki konuğumuz Ünye'nin yetiştirdiği en değerli futbol antrenörlerinden İbrahim Yıldırım. Hoş geldin diyoruz hocama. Hoş bulduk Halil hocam. Yine programı beraber yaptığımız iş adamı ve spor yorumcusu Kadir Tamtürk abimiz de bizlerle. Hoş geldin Kadir abi. Hoş bulduk. Senden de bir giriş alalım program için. Buradan Ünye'li hemşehrilerimize iyi akşamlar diliyorum. Yine güzel bir Futbol Arena programına başladık. Ünyemizin değerlerinden hem futbolunda hem kişiliğiyle hem hocalığıyla İbrahim Yıldırım hocamıza hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Kendisinden güzel bilgiler alacağımıza eminiz bu akşam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet hocam. Sizden de bir giriş aldım. Özellikle bütün Ünyeli hemşehrilerimizin yaklaşmakta olan Ramazan diye Kadir Gecesi'ni, mübarek Kadir Gecesi'ni buradan hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutluyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor dönemleri inşallah hep beraber atlatıp güzel günlerde bütün Ünye olarak, bütün Türkiye olarak, bütün Müslüman aile olarak güzel günlerde hep beraber daha güzel günlerde bir yerde olmak istiyoruz. Size de beni bu programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün Ünye'deki futbol severleri de iyi akşamlar. Evet hocam teşekkür ederiz. Bu akşam canlı bağlantılarımız da olacak telefon ile. A-Spor futbol yorumcusu, Beşiktaş futbol yorumcusu Sayın Turgay Demir'i telefonla bağlayacağız. Aynı zamanda Selam Tan'ı bağlayacağız. Galatasaray spor spikeri. Galatasaray'a çok yakın bir isim. Ve Beşiktaş'ta eski futbolcu, şu an A-Spor'da yorumculuk yapan Okan Koç'u da bağlayacağız. Kadir abinin seninle bir anısı varmış hocam. O anıya geçmeden önce bize bir altyapıdan futbol antrenörüne kadar bir anlatır mısın? Ya futbolda Ünyespor altyapısında başladık. Başladım. Evet. 1988 yılında ilk Ünyespor altyapısında başladım futbola. Daha sonra Ünyespor altyapısında bütün yaş kategorilerini oynadıktan sonra 1991 yılında profesyonel takıma, A takıma çıktım. A takımda antrenmanlara başladım. 93 yılında da A takımda profesyonel imza atarak futbol yaşantısına başladım. Ondan sonra Ünyespor'da bir sene profesyonel oynadıktan sonra Ordu Spor maceraları başladı. Ordu Spor'da oynadık. Ondan sonra tekrar Ünyespor'a kısa bir dönem geldim. Ondan sonra Bulancak Spor'a gittik. Bulancak Spor o zaman ikinci ligdeydi. Bulancak Spor'da oynadım. Sonra Şilop Spor'da bir dönem oynadım. Tekrar Ünye Spor'da oynadık. Ondan sonra futbol hayatımızı bitirdikten sonra da 2008 yılında yine Ünye Spor'da, yuvamızda her zaman bizi futbol camiasında kazandıran, futbolda bir yere gelmemize sebep olan, ekmek yememize sebep olan Ünye Spor'da da antrenörlük yaşantıma başladım. 2008 yılından bu yana da antrenörlük yapmaktayım. Bu şekilde devam ediyorum.
Evet Kadir abi. Evet. Senin İbrahim hocamla Hüseyin Avni Akarsan'ın da bir anın var. Evet. Onu... İbrahim hocam biz futbol oynadığımız dönemlerde biz PAF takımda oynarken İbrahim hocam Ünyespor 2. Lig'deyken profesyonel takımdaydı kendisi. O zaman biz onlara özenirdik. O da sol ayaktı zaten. Ben de sol ayaktım. Hep kendime ideal olarak onu seçerdim. Hocam derdim ya kimse sakatlanmıyor mu derdim hani sol taraftan. Sol tarafa beni çağırsalar altyapıdan falan derdim falan. Evet. Öyle sohbetlerimiz olurdu. İşte o hafta Ünyespor'un profesyonel takımı maçı şeydeydi. Erzurum Spor'laydı. İbrahim hocam Erzurum Spor maçına Erzurum'a deplasmana gidecekti. Biz de Ünye PAF takımı olarak Trabzonspor'la Avni Aker stadında oynayacaktık. Tabii benim için hem Trabzonspor'u tuttuğum için anlamsız bir anı olacaktı. Zaten hani unutulmaz bir anı olacaktı. Çok güzel bir şeydi benim için. O anlamda tabii o zaman imkanlarımız yoktu. Kramponlarımız pek yoktu. Ondan sonra İbrahim hocamdan kendisinin kramponundan tanesini istedim. Ondan sonra o da ne demek Kadir dedi. Ondan sonra hocam hatırlar mısın? Evet. bu zamanlara geldik. Bizim aynen. için bir anı kaldı. Yani nihayetinde böyle güzel bir faaliyeti o zaman oynadığım Trabzonspor'da Avni Aker'de oynadığım futbolda kramponu İbrahim hocamızın kramponuyla oynamıştım. Evet. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. İbrahim hocam bizim bir futbol ligisi yarışmamız var. 5 tane soru soruyoruz. Bu haftaki sorularımızın formatı biraz daha değişti. Sadece oynadığı takımları ekrana vereceğiz. Sıra sıra ve biraz bilemezse spor severler biz işte hangi ülke milli takımında oynadığını, örneğin Türkiye'de forma giyerken kaç numara formayı giydiğini, mevkisini falan söylüyoruz. Ve 5 tane izleyicimiz geçen hafta finale çıkmıştı. Biz 6. final sorusunu sormuştuk. Fakat daha adil olsun diye bu hafta şöyle bir çekiliş yapmaya karar verdik. 5 tane finaliste burada herkesin bir numarası olacak. Evet. Forma kazanan arkadaşımızı öyle tayin edeceğiz. Bu hafta koronavirüsünden nedeniyle ertelenen Bundesliga ligi vardı. Bundesliga'da şu ana kadar 8 maç oynandı. 9. maçta Werder Bremen Bayer Leverkusen maçı şu an oynanıyor. Ben bu 8 maçın çoğunu izleme fırsatı buldum. Bazılarını 90 dakika izledim, bazılarını özetini izledim. Ve bu bazı önlemler alındı. Bu önlemleri burada okumak istiyorum sayın spor severlerle. Yedek oyuncular maçı tribünden maskeyle izlediler. Maç öncesi tokalaşma olmadı. Maç öncesi top ve saha dezenfekte edildi. Basın tribünde gazeteciler sosyal mesafeye uygun oturdu ve 5 oyuncu değişikliği kullanıldı ve bu takımların %90'ı %95'i 5 tane oyuncu değişikliğini de kullandı. Türkiye'de ligler ertelendi hocam. Evet. 12 Haziran'da oynanılması Süper planlanıyor. Süper Lig'de başlayacak. Bu önlemler çerçevesinde Türkiye Ligi'nin 12 Haziran'da oynanabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi Süper Lig'de bir nebze bu önlemlerin alınabileceğini düşünüyorum. Süper Lig'de oynanabilir, oynatacaklar o şekilde gözüküyor. Süper Lig'de bu önlemler alınacağını düşünüyorum. Çünkü sonuçta federasyon kulüplerle bir protokol yaptı. Kulüpler hepsi protokole uymak zorunda. Ve protokolde uyacaklarına inanıyorum. Süper Lig'de bu önlemler alınarak ligler oynanır. Ama sizin de dediğiniz gibi işte ne kadar sağlıklı futbol ortamı olur, ne kadar görsel olarak bir izleyene zevk verir. Onlar tabii tartışma konusu. Tabii. Eski heyecanı, eski görsel zevki yaşayamayacağımız kesin. Yani burada sadece maçları oynatmış, ligi bitirmek için şu andaki bütün çabaları o yönde de ligi bitirmek için bu maçları oynatıyorlar. Evet Kadir abi, ben mesela dün iftar saatinde Union Berlin Bayern Münih maçını izledim. O maçta seyircisiz oynandı. Yani bir Bayern Münih maçını normalde izlediğimiz zaman büyük zevk alırız. Evet. Ben dünkü maçtan hiç zevk almadım. Bayern Münih 2-0 kazandı. Yani evet. Türkiye'de de seyircisiz anlamda ligde 12 Haziran'da hem başlayacağını umuyor musun hem de maçlar nasıl olur seyir zevki açısından? Şimdi 12 Haziran'da ligler oynanacak herhalde büyük bir ihtimalle. Hani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve ekibi yani bu konuya kafayı takmışlar yani. Ne kadar bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı buna tavsiyelerinde oynamayın riskli dense de onlar inat etmişler, illa kafayı takmışlar, oynayacağız, artık seyredeceğiz yani. Oynanacak artık bu ligler. Almanya'da olduğu gibi işte 5 oyuncu değişikliği, işte top saat dışına kaçtığında hemen alıp steril sıkma falan topa. Evet. Ondan sonra komik olacak ama oynanacak. Ondan sonra bayağı da takımlarda virüs vakası çıktı herhalde. Erzurum'da 11 kişi.
Beşiktaş'ta iki kişi. Fenerbahçe'de çıktı. Sancaktepe'de çıktı. Sakaryaspor'da işte, çıktı. Evet, çok riskli. Yani çok riskli. Yani bir aileleri de var bunların. Hani belki sporcular virüsü, hastalığını atlatabilirler ama onların da eşleri var. Anneleri, babaları var, çocukları var. Yani niye inat ediyorlar bu kadar? Kafayı takmışlar illa oynanacak diye. Hani para verilmiyormuş. Geçen hafta işte Metin Hocam da değindi bu konuya. Benim evimde Lig TV var. Parasını her ay tıkır tıkır veriyoruz. Evet. Sayın Dijitürk, yani parasını alıyorsun. Niye parasını vermiyorum, vermem demekle ne demek istiyorsun yani? Kulüplerin parasını ver. Ligler hani oynanmayacaksa, kimsenin sağlığıyla oynanmasın. Yani kapatılsın bu sene. Ondan sonra düşürme olmasın. Ondan sonra şampiyon da belirlensin ama şampiyonluk bedeli yani 250-300 milyon mu ne bütün kulüplere paylaştırılsın gerekirse. Herkes eşit oranda paylaşsın. Ya bu arada 34 haftanın 34'ünü ödemeyecek diye bir şey yok. Beinsport zaten 26 haftayı ödedi. Kulüpler de 8 haftanın parası ödenmese bile batmaz. Zaten batmaz da zaten. Onu demek istiyorum. Yani kulüplerin ekonomik olarak zor durumda olduğu için. Evet. Yani kulüpler tabii şu anda Beinsport'tan gelecek para kulüpler için çok önemli. Tabii. Yani biraz doğaçlamak mı? Çünkü ekonomik olarak çoğu kulüp Türkiye'de zor durumda. Evet, şimdi ilk sorumuzu ekrana getirmek istiyorum. Ana kumandaya da. Evet. Bu futbolcu kimdir arkadaşlar? Real Sociedad'dan Liverpool'a transfer oldu. Oradan Real Madrid'e, oradan Bayern Münih'e transfer oldu. Aynı zamanda İspanyol milli takım formasını da giydi. Ön libero oynuyor, uzun boylu. Bakalım hangi arkadaşımız buna doğru cevap verecek? Futbol Real Sociedad'a başladığına göre İspanyol. Evet, İspanyol. Evet, Miraç Gökçe, Xabi Alonso yazmış. Doğru cevap. Evet, doğru. Öyle cevap. Mi? Evet. Tebrik ederiz. 14 numara giyiyor değil mi? Evet. Hocam? Miraç Gökçe. Şimdi Turgay Demir'e bağlanacağız. Turgay Demir hem alt liglerle ilgili hem de üst liglerle ilgili sorularımız olacak ki bizi birçok izleyen hocalarım var, kulüp başkanları var şu anda. Alt liglerle ilgili süreci çok merak ediyorlar. Turgay Demir'e bağlanacağız A Spor'da. Turgay Demir de şu an reyting olarak Türkiye'de bir numara. A Spor'da görev yapıyor. Turgay Bey de Beşiktaş'ta sanırsan. Evet, Beşiktaş. Beşiktaş'ta ama çok düzgün. Erman Torulu kadar reytingi olan, izlenen ve futbol bilgisi yüksek bir yorumcumuz. Ben de kendisini beğeniyorum zaten yorumlarını. Objektif ve yanlış. Alo. Evet, şimdi bağlanacak. Evet, Turgay Demir Beşiktaş'ta ama her zaman yok. Dik, her şeyi söyleyebilen rahat bir yorumcu yani. Yanlı olmayan. Tabii. Seni de tebrik ederim bu arada böyle bir yorumcuyu bağladığın için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Turgay abi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Seste bir problem var şu an. Duyabiliyor musunuz? Evet, şu an duyabiliyoruz Turgay abi. Ben sizi net duyuyorum. Biraz daha bir ses alabilir miyiz? Ben sizi net duyuyorum, siz. Şimdi bir saniye Turgay abi. Evet Turgay abi, şu an duyuyorsun değil mi bizi? Alo? Duyabiliyor musunuz? Evet Turgay abi. İki gün önce bir tweetini okuduk. Alt liglerin oynanma şansı yok, oynanmayacak. Bu tarihler sadece göstermelik dediniz. Bu konu hakkında son durum nedir? Şimdi alt liglerde futbol oynayanlar, alt liglerde yöneticilik yapanlar, alt liglerde malzemecilik yapanlar, hatta alt liglerde maç izleyenler, yani Bal Ligi 2. ve 3. lig için söylüyorum, oralarda bu şartlarda futbol oynanmanın imkansız olduğunu zaten biliyorlar. Federasyon da biliyordu ama hani ligler arasında bir ayrım yapılmış durumuna düşmemek için onlara da bir takvim verdiler. İşte 12 Haziran olmazsa, 14 Temmuz olmazsa
fi tarihi şeklinde. Dolayısıyla o liglerin oynanma ihtimali olmadığını federasyon da biliyor. Ben onlarla da konuşuyorum. O açıkladıkları tarih orada kalır. Alt liglerde bu sezon Bal Ligi 3. lig %99,9. 2. ligde %95 oynanmaz. Süper Lig ve 1. lig için bir çaba var. Alt ligler için mevcut puan durumlarını onaylamak şeklinde mi bir şey uygulanacak? Yoksa bu sezon yok mu sayılacak? Yoksa çok kritik bazı yerlerde birkaç maçlık çözümler mi bulacaklar? Tartışılan bu ama liglerin bildiğimiz takvimde oynanma ihtimali şu anda hiç yok. Bundan adım kadar eminim yani. Abi, seni bağlayacağımız için birçok Beşiktaşlı spor sever bana çok hafta içi yazdı ve bu soruyu sana sormamı istediler. Beşiktaş şu an mali olarak çok kötü durumda. Son 5 sezonda sürekli Avrupa'da oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktı. Ve rekor ücretlerle Avrupa'ya futbolcu sattı. Buna rağmen mali olarak çok kötü durumdalar. Bunun sorumlusu eski yönetim mi? Eski teknik sorumlu Şenol Güneş'in yaptığı transfer hataları mı? Şimdi gerçekçi olacaksak sadece Beşiktaş değil Fenerbahçe ve Galatasaray içine katarak söylüyorum. Bu kulüplerin içinde bulunduğu durumları herhangi bir nedene sadece bağlamak hem vicdansızlık olur hem de haksızlık olur. Neden? Bu kulüpler yaklaşık 150 milyon TL faiz ödüyorlar her sene. Yani bu rakamın ne olduğunu insanlar bir düşünsünler. 150 milyon TL'yi boş bir kuyuya atıyorsunuz her sene. Yani bizim kulüplerimizin tribün hasılatları belli. Yayıncı kursandıkları yaklaşık 20 milyon euro civarında para var. Yani kepenge açıp kapatmaları bizim kulüplerimizin, ürün satışları, futbol satışları hepsi içinde yıllık 100 milyon dolar gibi bir girdileri var. Locası vesairesi, kombinesi hepsi dahil. 100 milyon dolar gibi bir girdileri var. Bunun bir defa 10 milyon doları, hani hiç borcunuz yoksa diyelim, başka bir harcamanız yoksa şeye gidiyor, faize gidiyor. Yani yanlış söylemedim değil mi? 10 milyon dolar 70 milyon yapar. Pardon, yanlış söyledim. Yani 20 milyon dolar faize gidiyor. Şimdi banka borçlarını bitiremeyen bir kulüp isterse her sene Şampiyonlar Ligi grubundan çıksın, bu şartlarda düzelemez. Bir örnek vereyim. Tam da zaten yıl dönümü kutlayalım bu arada Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğunu. Galatasaray UEFA şampiyonu olduğu sene batmıştı hatırlarsanız. Başkanı Faruk Süren'di. Faruk Süren'in Mesut Brükelaj diye bir yeri vardı. Orası yağmalanıyordu. Şeyde, iki tellide. Galatasaray 20 bin dolar avukat parası ödemedi diye mahkemeye verilmişti. Yani Avrupa'da başarıyı kazanmak için harcadığınız parayı yerine koymanız için çok akıllı hareket etmeniz lazım. Bir, Juventus, United, City, Bayern Münih, hatta Inter ve Milan gibi, şimdilerde PSG gibi, Çin'de, Kore'de, Libya'da, ne bileyim yani. Dünyanın dört bir yanında formunuz alacak, ürününüz alacak insanların olması lazım ki öyle bir parayı çevirebilirsiniz. Yani dolayısıyla ben kulüplerin çok kötü yönetildiğini ezelden beri söylüyorum. Bu yeni bir şey değil. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ayırmadan söylüyorum. İstisnası Gençler Birliği'dir. Son yıllarda Sivas Spor'dur. Bir dönem, şimdi değil, bir dönem Bursa Spor'dur istisnası. Süleyman Sebo döneminde Beşiktaş'tır istisnası. Ama bizim kulüplerimizin iyi yönetildiği dönemler istisnadır. Ben 2005 yılında, internetten şu anda yayında da bulabilirsiniz, başlığı şudur: bu gemi batar diye. Bu gemi batar diye bir araştırma, inceleme yazısı yayınladım. Manşetten yayınlandı Sabah gazetesinde. O haberde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen resmi rakamlar vardı ki o dönemde resmi rakamlar gerçek rakamların %30'unu tekamül ediyordu. Öyle şirketleşme falan yoktu. Yani %30'u bildirilmiş haldeyken biz o yılda demişiz ki bu gemi batar. Batmış. Mahmut Özgener Şansal Büyükağa misafirliğe giriyor. Ben de maraton komiteleri yapıyorum o sırada. Kapıda bana abi dedi, 500 milyona çıkardım dedi ihaleyi.
Ben de dedim ki kulüplerin borcunu, yani alacağını 3'e katlanıyor, borcu da 3'e katlanacak. Aynen öyle oldu. Çünkü verdiğin parayı denetlemezsen, ben birinci sorumlu olarak, bu federasyonu federasyonda ayırmadan söylüyorum. Birinci sorumlu kulüplerin harcamalarını denetlemeyen federasyonlardır. O yüzden zaten UEFA finansal fair play'i çıkardı. Dedi ki federasyonlar bu işin üstesinden gelemiyor, ben geleceğim dedi. Yoksa işte şu muhabbetleri hiç katılmadı. Efendim Aziz Yıldırım Beşiktaş'ı soydu, Fenerbahçe'yi soydu, Fikret Orman Beşiktaş'ı soydu. Ya akıl var, mantık var. Borsaya açık olan şirketlerden bahsediyoruz. Borsaya açık olan bir şirketten hadi menajerlere 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon fazla vererek de ki 10 milyon dolar çaldınız. 10 milyon dolar çaldınız. Ya bu kulüplerin borcu 500 milyon dolar. Ya bunu çalamazsın da yani. E şimdi sen bugün Beşiktaş'ın borcunu konuşurken Tabata'ya 8 milyon verdiği yılları unutacak mısın? Tayfur Avuç'a 8 milyonu Süleyman Seba döneminde verdi, unutacak mısın? Ayhan Akman'a 6 milyon dolar verdi. Bunlar hiç fayda göremedi futbolcu. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar 1 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık değil. 25 yıllık, en kötü 20 yıllık kötü yönetimlerin bedelidir. Ha son yıllarda Beşiktaş'ta Fikret Orman özellikle Feda döneminden sonra, Feda dönemini iyi yönetmiştir. Feda döneminden sonra nedir o? İşte atıyorum 6 milyon euro kasamda var derken gidip Mitrovic'i almıştır mesela. Sanki ekmek su gibi ihtiyacı varmış gibi bir tavır takılmıştır. Anlaşılmaz bir transferdir. Saçma bir transferdir. Bunu bizzat yüzüme de söylemiştim. Eto'yu almış olsa Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı üst üste 4 olmuştu. O parayla Eto'yu alsa, ki bunu Antalya'da yüzüme söyledim. Dedim ki aynen şu cümleyi de kullandım. Başkan, benim annem der ki bir gram et bir ayıp örter. Ben de onu futbola uyarlayınca şöyle diyorum. Bir golcü bin ayıp örter. Senin alacağın stoper seni 17 maçta bir maç belki kurtarır. Alacağın Beto senin 17 maç, 15 maç kurtarabilir. Dolayısıyla bu tür hatalar da vardır. Bunun için Franco'yu da katarsınız ama ben vicdanla konuşuyorum. Fikret Orman döneminde yapılan transferin %70'i doğrudur. %70 transfer de büyük başarıdır. Büyük başarıdır. Ben stadın yapılmasında yapılırken belki içinde bulunan şartlardan dolayı, yani peşin parayla alamadığınız bir şeyi vadeli aldığınız için maliyet artmıştır ama Beşiktaş'ın stat maliyeti beklenenin iki katına çıkmıştır. Asıl Beşiktaş'ın yarasını ağırlaştıran da stat hikayesidir. Yanımda beraber spor programı yaptığımız Kadir abi de var, Kadir Tam Türk. Onun da sana bir sorusu olacak Turgay abi. Elbette. İyi akşamlar Turgay Bey. İyi akşamlar. Öncelikle sizin gibi değeri konuk aldığımız, bağlandığınız için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Turgay Bey, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligler başlandıktan sonra bir virüs vakası yakalanırsa bir futbolcu, onu kenara ayırıp tekrar devam ederiz gibi bir söylemde bulundu. Bu söylemleri hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir sorun var. Hani ünlü bir düşünür şöyle demiş. Sen ne kadar konuşursan konuş, bütün söylediğin karşındakinin anladığı kadardır. Ben şimdi bu sürecin başından bugüne, yani ertelemenin yapıldığı günden bugüne kadar diyorum ki ucu açık erteleme yapmayın. Planlı programlı bir erteleme yapın. Bana diyorlar ki vay sen insan hayatına saygı duymuyorsun, erteleme istemiyorsun. Şimdi diyorum ki ucu açık ligi başlatmayın. Bütün seçenekleri insanların önüne koyun. Lig başlasın diyen sonucunu görerek başlasın desin. Başlamasın diyen de yine sonucunu görerek, seçenekleri bilerek başlamasın desin. Diyorlar ki vay efendim sen lig başlamasın diyorsun. Şimdi hiçbir seçeneği çok fazla düşünmeden işte Nihat abi diyor ki pirincin taşına ayıklarız, biz pilavımızı yaparız. Tamam da bu pilav değil. Yani ortadaki şey pilav değil. Sen şimdi atıyorum Kayseri Spor'dan 3 futbolcu ya da Kayseri diyorum adamların en sonunda korona yapacağım yani. Ya da Rize Spor'dan ya da başka bir Anadolu takımından, Konya Spor'dan. 3 futbolcu oldu mu kulağını tıkarsın. O adam orada bağırır duymaz. Tamam. Ya sen Fatih Terim'in bir açıklamasını ligi erteledin.
Şimdi yarın Falcao, Fernando, Muslera ve Feguli kolona olursa ve Galatasaray'da liderse o sırada, sen Fatih'ini susturabilir misin? Bir, karşısında durabilir misin? İki, benim bütün söylediğim bu. Kimsenin karşısında, herkesin karşısında durabilecekseniz bu ligi başlatın. Başlatmak sadece bir şeydir, bitirmektir asıl olan. Yarın, iki hafta sonra, vay efendim bu kadarını beklemiyorduk. Bakın birçok yerde korona çıktı, biz bu ligi böyle bitiriyoruz derseniz millet size tek giydirir diyor. Ben de giydiririm, giydirmek için uğraşırım. Niye? Lan sen Trabzon liderken niye bitirmiyorsun ligi de? Atıyorum Başakşehir, Galatasaray'da Sivas liderken bitiriyorsun. Korona vardı. Ya siz bir tane vaka varken Fatih Terim'in gazına gelip ertelediniz. Bir tane vaka vardı. Bir tek vefat vardı. Ertelediniz. Şimdi 4000 vaka oynatacağım diyorsunuz. 4000 vaka varken, yani vefat varken oynatacağım diyen adam bu ligi bundan sonra Galatasaray, Beşiktaş, Fener ayırmadan söylüyorum. Adamın ideal 11'i, ideal 11'i hepsi korona olsa oynatmak zorundadır. Bundan sonra bu ligi kimse durduramaz başladıktan sonra. Durduranın karşısına en başta ben çıkarım, benim gibi çıkacak çok adam da var. Futbol kaosa gider. O yüzden ben başından uyarıyorum yine. Bak erteleme de uyardım, dinlemediler. Tam dediğim yere geldiler. Ne yapacağız diye bir aydır kara kara düşünüyorlar. Şimdi diyorum ki ya bu ligi 8 haftayı her şart altında tamamlayacak şekilde başlatın ya başlatmayın. Bu kadar net konuşuyorum. Herhangi bir yerde kesmek zorunda kalırsanız, korkudan kesecekseniz hiç başlatmayın. Çünkü o zaman derdinizi kimseye anlatamazsınız. Herkes der ki, ha siz istediğiniz takımın lider olmasını beklediniz, şimdi ligi erteliyorsunuz. Artık vaka sayısının önemi yok. Bakın bir tane vefat, yüzden az vakamız varken bunu ertelediler. Sosyal medyada çetelerin gazına geldiler ki ben o zaman kıyameti kopardım, bunu yapmayın pişman olacaksınız. Benim dediğimi o dönem yapsalar, 15 binlik bir sürede çarşamba pazar 3 ya da 4 maç oynatsalar lig bitmişti zaten. Lig bitmişti. Sakalımız da var, sözümüz dinletmediler. Kendilerine de bunları aynı bu şekilde söylüyorum. Diyorum ki bak, ben 40 yıllık gazeteciyim. İşinize gelenleri dinliyorsunuz, beni dinlemiyorsunuz ama en sonunda dediğim noktaya gelirsiniz. Yarın sadece Galatasaray olması şart değil. Bugün Galatasaray 3 puan geride, Beşiktaş 9 puan geride. Üstteki takımların 9 puan kaybetme şansı yok mu bu 8 haftada? Var. Galatasaray 8 hafta önce 9. sıradaydı. 8 haftada geldi bulunduğu yere. Beşiktaş geldi aynı yere. Sen Beşiktaş giderken de bitiremezsin bu ligi. İsterse son bir hafta kalsın. Bitiremezsin kardeşim. Ben tekrar söyleyeyim, yine yarım yamalak anlayacaklara fırsat vermeyelim diye. Bu ligi ya hiç başlatmayacaksın ya şartlar ne olursa olsun sonuna kadar oynatacaksın. Velev ki bütün futbolcular korona oldu, oynatamıyorsun. Oynanmış bütün maçları yok sayacaksın. Şu ertelemeden sonra başlattığı nokta var ya, oraya geri döneceksin. Yani Trabzon lider, Trabzon lider, Başakşehir ikinci, Galatasaray için Sivas dördüncü. Buraya döneceksin. Bu işin hakkaniyeti tarafı budur. İşine geldiği yerde vay efendim virüs çoğaldı, vay efendim vaka çoğaldı diyerek bu ligi bitirtirmezler adama. Ben bunu çok net söylüyorum. Bu konuyu da mesele yaptığımı herkes biliyor. Çünkü medyanın en büyük sorunu şudur. Adam kimi sosyal medya linçinden korkar. Sosyal medyada linci ben icat ettim zaten. Deyim yerindeyse. Yani linci benim üzerimde icat ettiler. Beşiktaş düşmanıyım, Fenerbahçe düşmanıyım, Galatasaray düşmanıyım. Kime sorarsanız hepsinin düşmanıyım. O yüzden linçten korkmam. Yöneticilerin ağzına bakarlar. Acaba bir şey söylersek rahatsız olur mu? Ben bakmam. Galatasaray medyası özellikle Fatih Terim'in ağzına bakıyor. Adamın bir tanesi çıkıyor dün. Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğuna böyle imalı açıklamalar bulunuyor. Koca Galatasaray medyasından bir delikanlı çıkıp cevap veremiyor, cevap. Demiyorlar ki, FETÖ'cü Hakan sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun lan bizim tarihimizdeki en büyük başarıya sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Efendim işte günü gelecek ben bu başarının nasıl kazanıldığını tam gerçeğiyle anlatacağım. Ne diyorsun kardeşim? Biliyorsan şimdi anlat.
bir derdin varsa diyemiyorlar. Ödleri patlıyor. Onu dersek hoca mı kızar, bunu desek başka mı olur? O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Bu ülkede medyada korkudan ödleri patlayan insanlar var asperkader. Yorumcu olmuşlar. Gazeteci değiller zaten. Gazeteci saymıyorum. Korkak adamdan her şey olur, gazeteci olmaz. Korkak adamdan. Korkak adam her gün ölür. Aman kızmasınlar, aman üzülmesinler. Benim şu anda yayınımızı dinleyen varsa, ki bunu geçen sosyal medyaya da yazdım, bütün genç meslektaşlarım bilir. Yayına ilk defa çıkana denk gelirsen A-Spor'da ya da benden abi bana tavsiyen ne olur der tepsim derim. Oğlum asla ve asla türbinlere oynama. Türbine oynayan dansöz olur. Çünkü türbündeki adam bugün Şenol Güneş diye bağırır. Yarın sen de desteklersin. Şenol Hoca kral dersin. Yarın o adam Şenol Güneş'e küfreder. Senin Şenol Güneş'i destekleyen tweet'in önüne koyar, sana vurmaya çalışır. İnsanlar her şeyi unutuyor. Fatih Terim Galatasaray'a gelirken Galatasaray camiasının yarısı kıyameti kopardı gelmesin. Şunu demek istiyorum. Gazeteci dediğim türbüne göre hareket etmez. Konjonktüre göre de hareket etmez. Ben sürekli basın kart sahibi gazeteciyim. Bu işin de mektebinde başladım, Türk Haberler Ajansı'nda. Karanlık odada fotoğraf basarak, telekste haber geçerek başladım. Muhabirlik yaptım. Yayın yönetmenliği yaptım. Bu ülkede çıkan 6 spor gazetesinin 5'inde yöneticilik yaptım. O yüzden alayına gider demeye hakkım da var. Bu ülke futbolunun her şekilde savunma hakkım da var. Kimin şampiyon olduğuna hiç ilgilenmem. Umurumda da değil. Ama birileri durduk yere bu ligi ertelettiler. Onlara diyorum ki, bu ertelettiğiniz ligi yarın işinize gelen bir puan durumu olduğunda tekrar durdurabileceğini zannediyorsanız, siz de ananızdan doğduğuna pişman etmek benim şerefimdir. Boynumun borcudur. Bunu da nasıl yapacağım hepsi bilir. Yorumlar için. Alo Turgay, biz duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Çok teşekkür ederiz yorumların için. Bize bağlandın. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi teşekkür ederim Turgay abi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Turgay abi de biraz doluydu. Evet. Turgay Bey baya. Evet hocam, biraz getirdi konuya. Evet getirdi. Hı. Teşekkür ederiz kendisine. Evet İbrahim hocam, sen Fenerbahçelisin. Gündemin şu an meşgul eden şey koronadan sonra Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? Okan Buruk, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Ümit Özat yerli teknik direktör arasında konuşuluyor. Leonardo Yardım ve Bielsa da yabancı olarak konuşuluyor. Sen de Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu nasıl profilde olması lazım? Yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Ya benim şahsi fikrim yerli olmalı ve genç teknik adamlardan biri olmalı. İşte saydığın isimler zaten şu anda Türkiye liglerinde kendi ispat etmiş genç teknik adamlardan biri. Bu Erol Bulut olur, Okan Buruk olur. Bunlardan biri olması bence daha doğru. Çünkü Türk futbolunun yapısında ben her zaman şunu savunuyorum. Yerli antrenör, Türk antrenör daha uygun geliyor. Çünkü Türk oyuncusu duygusal, Türk taraftarı duygusal, Türk insanı duygusal. Yabancılar bence biraz daha bize katı geliyor. O da pek sağlıklı bir ortam olmuyor. Çünkü baktığınız zaman da Türkiye milli takımı dünya üçüncüsü olduğunda başta yabancı bir şey, Türk bir antrenör. Şenol Güneş Avrupa üçüncüsü olduğunda Türk bir antrenör. Galatasaray Avrupa Kupası'nı aldığında Türk bir antrenör. Avrupa'da işte yarı final, çeyrek final başarılarında kulüplerimizin çoğunda Türk bir antrenör vardı. O yüzden ben Türk antrenörden yana olmasın. Evet Kadir abi, senin de görüşlerini alabilir miyiz? Fenerbahçe iki sezondur şampiyonluk yarışından çok uzakta. Evet. Ben de İbrahim hocama katılıyorum. Yani Türk insanın yapısı gereği Türk antrenör olması daha güzel olur yani Fenerbahçe için. Benim o Ümit Özat var, o çok hoşuma gidiyor. Ümit Özat hani bence az terbiye edilirse, yani eğitilirse, hani sen artık Anadolu takımı hocası değilsin, teknik direktörü değilsin. Evet. Büyük bir takımın teknik direktörüsün, bu kalıba sokulursa bence adam başarılı olur gibime geliyor yani. Fenerbahçe camiası daha çok emek vermiş İbrahim hocam, değil mi? Takım kaptanlığını yapmış. Evet. Yani o emek vermiş insanlardan yana. Değil mi? Ben yeni, genç ve Türk antrenörü olması her zaman evet.
bence şu anda doğru olan gibi gözüküyor. Evet. Şimdi ikinci sorumuzu ekrana getirebilir miyiz? Evet, bu futbolcu kimdir? Kayserslautern, Schalke 04, Galatasaray, Palmeiras, Coritiba, Bahia gibi kulüplerde oynadı. Brezilyalı. Buldun mu? Bu sefer buldum. Yaz hocam, sana verelim formayı. Evet, bu futbolcu kimdir? Galatasaray'da 10 numara oynuyordu. Brezilyalı bitiyor. Evet. Lincoln cevabı doğru. Aynen. Melo yazan çok. Miraç, Mustafa Cevek, Melo yazmışlar. Lincoln. Evet. İnanç bildi ikinci soruyu. Galatasaray'da oynadı değil mi? Evet. Doğan Can da doğru bildi Lincoln. Schalke 04'te mi oynadı? Schalke'de evet. 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 Kaliteli futbolcuydu ya. Evet hocam, biraz Okan Koç'a falan Serem Hanım'a bağlanmadan önce dünyada da futbol antrenörü yaptınız. Hı. Dışarıda Zonguldak'ta yaptınız. Yine bu sezon başı yeni orada yaptınız. Evet. Altaş Soyspor'da bağlı. Altaş Soyspor'da yaptım. Burada hem Ünye 1957 Spor'da, hem Ünye Spor'da, hem de Ünye Belediye Spor'da. Evet. Yakında Ferdi Çakmak'ta falan. Yani Ünye'de tam bir itince nerede görebilirlerse orada zaman bizi belirleriz. Hocam, burada görev yaparken mi daha rahatsınız? Yoksa dışarıdayken mi daha rahatsınız? Şimdi rahatlık anlamında dışarıda daha rahatız. Rahat çalışma ortamı sağlıyor. Çünkü kendi memleketinde biraz daha çok baskı altında oluyorsun. Çünkü yani antrenmandan çıktın ya da maçtan çıktın, eve giderken fırına uğrasan, bakkala uğrasan, onlar bile sana maçla ilgili bir şeyler kritik yapabiliyor, sorabiliyor. Daha seni yakın görüyor. İşte tabii böyle olunca hep devamlı görüştüğün kişiler, onlarla da bu konularda fikir beyan etmek zorunda kalıyorsun. Bu tabii biraz daha zor oluyor. Yani dışarıda olduğunda sadece antrenman, maç, evet, maça giren taraftar. Hocam bu arada Okan Koç yayına hazırmış. Öyle. Alo, hayırlı akşamlar. Serem Hanım mı? Alo Serem Hanım, hayırlı akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bu akşam sizinle normalde futbol konuşacaktık gündeme dair ama malum Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması geçirdi, ameliyata alındı sanırım. Onun sağlık durumu ile ilgili son durumu öğrenmek istiyoruz sizden bu akşam. Bir dahaki programımızda gündeme dair futbol konuşmak istiyoruz. Anlaştık, her zaman için bağlanırım zaten yayına ama bugün dediğiniz gibi Galatasaraylıların gündemi Başkan Mustafa Cengiz'in mide kanaması oldu. Aslında şöyle söyleyelim, Mustafa Cengiz'in bir dizi ameliyat geçireceğini resmi siteden de duyurusu yapılmıştı. Mustafa Cengiz'in beklenmedik bir ameliyatı değil ama biraz önceye geldi. Çünkü bir kanama geçirdi ve biliyorsunuz yakın zamanda beyin ameliyatının ardından aslında başkanı çok çok iyi gördük. Yani o ameliyattan çıktığında, hastane çıkışında çok sağlam, çok iyi gördük ve bu bizi mutlu etti. Ama tabii ki yani ameliyatların ardından böyle bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Şu anda zaten tedavi süreci devam ediyor biliyorsunuz. Böyle anlık bir ameliyat durumu gelişti. Fakat şu an durumunun gayet iyi olduğu söyleniyor. Her şeyden önce bence çok azimli ve hayata çok güzel bir şekilde tutunmuş durumda. Bu da bizleri mutlu ediyor tabii ki. Sürecin de devam edeceğini söyleyelim. Hayati bir tehlikesi yok sanırım. Şu an için öyle bir şey yok. Doktorları durumun kontrol altında olduğunu söylüyorlar. Zaten ameliyatını eden Dursun Bey de biliyorsunuz çok alanının en iyisi bir doktor. Bu yüzden hayati tehlike çok şükür yok. Ama ilk etapta söylendiği gibi bir kemoterapi süreci var. O da devam edecek tabii ki. Gerekirse bir ameliyat daha olacak. Şu an için her şey yolunda, her şey kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Ve başkanımız da bir yandan Galatasaray Spor Kulübü'ndeki bütün işleyişi takip ettiğini söylüyor. Gerçekten hayata en çok tutunma sebebi de Galatasaray diyelim. Selam Hanım, teşekkür ederim. Biz dediğim gibi gündeme dair konuşacaktık fakat sağlık her şeyin önünde. Kesinlikle öyle. Kesinlikle teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gündemle ilgili başka zaman söz yine konuşacağız, ne zaman istersen. Evet, teşekkür ederim. Tamam. Galatasaray Başkanı'ndan. Evet. Biz bir... Şimdi biraz yorum okuyorum. Daha sonra ikinize bir sorum olacak. Biriniz yöneticilik, biriniz futbol antrenörlüğü yaptınız. Aynı zamanda 1957 Spor'da. Onunla ilgili bir sorum olacak size. Evet. Önder Tamtürk, hayırlı yayınlar. Savaş Kara, iyi programlar kardeşim. İbrahim Hoca ve Kadir kardeşime selamlar. Abi, Murat Pehlivan, hayırlı yayınlar dilerim. Murat Pehlivan. Murat Pehlivan, sağ ol kardeşim. Murat Arslan, hayırlı yayınlar. İyi yayınlar, evet. Kadir Tamtürk abime selamlar demiş Rıdvan Günaydın. Teşekkür ederim Rıdvan. İyi akşamlar. Hakan Yıldız, ilk önce bir buradan sessiz okuyayım, belli olmaz çünkü. İyi yayınlar Hakan, Halil Bey. İyi yayınlar Kadir Asteğmen'im. Başarılar diliyorum. Konuğunuza da selamlar iletiyorum. Teşekkür ederim Hakan Bey. Kamera arkasındaki emekçi arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Evet, burada kendisi. Evet hocam, sorudan önce bir üçüncü sorumuzu getirebilir miyim ekrana? Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuz geliyor. Sporting Lisbon, Manchester United, tekrar Sporting Lisbon kiralık, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Sporting Lisbon ve Orlando City. Bu futbolcu kimdir? Portekizli. Kenar oynuyor. Faruk Bahar Nani demiş. Nani. Ben de onu diyecektim. Vallahi. Sana sormadım ben bu kadar. Nani. Faruk Bahar bildi ve hemen tekrar... Vallahi izleyicimize bravo. Yo, ben, yani, ben dedim size bilirler. Bu Faruk Bahar hanginizin arkadaşı? Benim değil. Faruk Bahar. Benim de değil. Neyse. Tecrübe diyoruz yani gerçekten. Evet. Aynen. Şimdi hocam, aynı dönemde biriniz teknik direktörlük, biriniz yöneticilik yaptınız. Evet. İlk önce İbrahim hocam sizinle başlayalım. Şurada yanlışlar yaptık veya şunu yaptığım için pişmanım. Şunu daha iyi yapabilirdik. Mesela teknik ekip kurma konusunda olabilir, futbolcu seçiminde olabilir. Bununla ilgili bir pişmanlığınız, yanlış yaptınız, daha iyisini yapabilir dediğiniz bir şey var mı? Şu 1900 spor döneminde. Evet. Kadir, siz beraber çalıştınız. Ya şimdi o dönemde biliyorsunuz Ünye Spor kulübü kapandı, lav edilmişti. Ya lav edilmedi yani, ligden düştü amatör ballıyı. Ballıyı'dan birinci amatör üstlükten sonra Ünye 1900 spor adı altında birleşerek birinci amatörden bir takımla yola çıkmıştık. Orada ikinci senemizde Ballı Lig'ine çıktık zaten. O dönemdeki yönetim yöneticiler gerçekten büyük fedakarlıklar gösterdiler. Burada Kadir Bey de o dönem yöneticiydi. Ona teşekkür ediyoruz. O dönem o dönemdeki belediye başkanımız Ahmet Çamlar gerçekten büyük özverilerde bulundu. Kulüp başkanımız Abdullah Sarı, belediye başkanımız Erhan Eren gerçekten birinci amatör kümeyle beraber Bal Ligi'ndeki 2,5 sezonda güzel günler yaşadık. O zamanki bizim tek hedefimiz, Kadir Bey de iyi bilir, yani Ünye Spor'un Ünye'ye profesyonellikte bir takım kazandırmaktı. Çünkü Ünye 30 yıl profesyonelliklerde oynamış bir ilçe. Amatör ligi zaten hiçbir şekilde hak etmiyordu, halk da benimsemiyordu. O anlamda da iyi sezonlar geçirdik ki ikinci senemizde, yani Bal Ligi'ndeki ikinci senemizde ben o zaman da söyledim ama kimseye anlatamadım. Benim tek en büyük pişmanlık demeyeyim de o zamanki yani insanlar, yani Ünye'deki futbolu yönetenlere ya da Ünye yönetenlere bunu anlatamam. O zamanki benim üzüntüm ki o sene profesyonel lige çıkacak bir kadroyu kurmuştuk. Profesyonel lige çıkacağımıza da emindik ama işte yönetimsel olarak bazı sorunlar oldu. Ligin devre arasında işte yönetim kurulu görevine ayrıldı. Onlar ayrıca tabii biz de ayrıldık. Bizden sonra tekrar bir arkadaşlar göreve geldi. Kadroda bazı revizyona gitmek zorunda kaldılar. Ki o da bence yanlıştı. Yani bence yanlış, o kadro tutulabilirdi. O kadro tutulsaydı hep şunu söylüyorum. Yani takım başta ben olayım olmayayım. Ben olmasam bile o kadro o sene üçüncüye çıkardı. Ya bunu bu kadar emin konuşuyorum, garanti söylüyorum. O gün de söylemiştim. O gün de çok yalvardım yani. Ama kimseye, o zamanki öğretenlere anlatamadık. İnanmadılar. Keşke o zaman biraz daha sağduyu davranışlardı. O kadroyu, mevcut kadroyu tutmuş olsalardı o sene Ünye Spor, Ünye 1900 Spor üçüncüye çıkmış olacaktı. Bunu bugün de, o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Büyük bir fırsattı.
kaçtı. Benim bir buradaki üzüntüm o yılki fırsatın kaçırılması ve ondan sonra gelen süreçte zaten Ebu Spor ki bu sezon çok talihsiz bir şekilde lige başladı. İlk yarı yani hiç Ünye Spor'unu tarihinde görmediği, hak etmediği bir puanla bitirdi. İşte devrası bir tekrar arkadaşlar aldılar Bal Ligi'de tutmak için ki Ünye Spor Bal Ligi'nde bölgesel amatör ligde küme düşmeyi bırak. Küme düşme hattında olması bile bence büyük bir Ünye şehri için tabii. Ayıp. Yani onu hiçbir şekilde ben ne diyorum amatör ligi hazmedemezken bu şehir şimdi Bal Ligi'nde küme düşme potasında küme düşer mi düşmez mi yani bunu hiçbir zaman da kabul edemedik, sindiremedik ama maalesef o zamanki şartlar buraya getirdi. İnşallah bu sene Bal Ligi'nde kalır. Seneye güzel bir yapılanmayla Agetli Profesyonel Lig'e çıkar ama o fırsatı ben geçen sene kaçırdığımıza inanıyorum. Keşke geçen sene o fırsat elimize gelmişken o devre arası kadro bir şekilde korunsaydı yeni gelen arkadaşlar da o kadroyla beraber biz bu bayrak yarışıdır. Ben bayrağı işte görevi devre. Çünkü Ünye'de antrenörlük yapan herkes, her arkadaşımız Ünye Spor'da görev yaptı. Ünye Bilgiler Spor'da görev yaptı. Yani benden sonra gelen arkadaş o kadroyla o takımda şampiyon yapacağına ben yine inanıyordum. Ama neden tutmadılar? Neden dağıldı? Orası artık yönetimsel olarak bizi yani aşan konulardı. Bir yere kadar müdahale edebildik. O da gücümüz yetmedi. Maalesef geçen sene devre arası kadro dağıtıldı. İşte ligde normal ligi de tutunabilecek bir kadroyla geçen sene ligde kaldı. Zaten kalmış dedik. Öyle bir sıkıntı evet. Zaten yoktu. Ama bu sezon gerçekten yani içimiz acıyarak izliyoruz. İnşallah Bal Ligi'nde kalırız. Evet Kadir abi sen yönetimdeydin. Evet ben yönetime geldiğimde ilk önce birinci amatördeydik. İşte Balaç'ta daha çıkmamıştık Bal Ligi'ne. O sene iddialıydık yani güzeldi takımımız yani. Onda güzel bir kadro kurulmuştu. Ondan sonra o sene de şampiyon olduk zaten. Ondan sonra finalde Altın Ordu ile oynadık. Ondan sonra onu da 2-0 yendik işte. Orada güzel bir görüntüydü. Ondan sonra oradan şampiyon olduk. İkinci sene ben kendimize öz eleştiri yapmak gerekirse tabii karar mercide falan pek şey değildi. Başkanımız falan, as başkanımız Erhan Bey falan vardı. İkinci sene çok hemen çıkınca ilk sene çok zorladık. Hemen çıkalım üçüncü lige diye. Evet. Hatta bir özel bir toplantı vardı Enver Yılmaz falan orada. Adam ağzıyla söyledi bu sene Fatsa Spor'u çıkartacağız diye. Evet. Siz de bu sene de kendinize bir hazırlık yapın. Hani ikinci, üçüncü bitirin. Şöyle bir ilk bir havayı soluyun. Ondan sonra gelirsiniz dedi. Ondan sonraki zaten şeyde biz hemen çıkmak istedik hani. Fatsa'yla ama güzel de takım kurmuştuk yani. Fatsa'yla da güzel çekişiyordu. Fatsa'yı da yani Ünye'de beraber kaldık. 0-0. Ama kardeşim adamların bir forveti vardı. Babakar diye adam dakika 90'da gol atıyor yine. Tam berabere bitti maç diyoruz. Bazı şey... Babakar'ın sesiydi yani Babakar ondan sonra sezonda he. Ortada yok. Doğru. O Halil'e sordum ona. Halil dedim ya sen Bandi'nin hakimsin. Bu adam nerede dedim. Adam dedim ya şey gibi dakika 89. Aynen. 90 adam gol atıyor. Fatsa'yı neydim ya. Abi dedi o adam bu sezondan sonra hiç daha spiyasada yok dedi. Aynen. Evet. Bir soru daha alabilir miyiz? Dördüncü soruyu ekrana getirelim. Daha sonra yine ikinize bir sorum olacak. Dördüncü soru. Evet, Basel, Beşiktaş ve Basel. Yine 10 numaralı forma giyiyordu Beşiktaş'ta. Bu biraz zorlayacak mı? Yok, bence zorlamaz ya. Beşiktaş'ta olan hemen bilir. Sedat abi. Şu sezonlardan var ya 2006, 2007, 8 bu sezonda oynayan fanatik mi? Hemen çözer işi. İsim hariç her şeyi verebilirsin. Arjantinli. Evet. Evet Enes Can kırmızı bayrak. Delgado. Evet. Bravo. Mirat yine ikinci oldu Delgado dedi. Arjantinli deyince zaten aklıma Delgado geldi zaten. Karev diyen var. Karev Norveç'ti. Tolga Kara da Delgado dedi. Geç kaldı. Tolga Kara da santrafor. Evet İbrahim Hocam. Yine ikinize soracağım. Daha sonra ben de bu konu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Ünye'de futbol camiasında birlik beraberliğin yeteri kadar olduğunu düşünüyor musunuz? İşte az önce bahsettiğimiz konuyla alakalı bağlaştığım. Söylediğim gibi Ünye Spor da futbol camiası içinde görev yaptı. Bütün antrenörler Ünye Spor'da görev yaptı. Evet. Ama maalesef herkes birbirini rakip görüyor.
Ben bunu anlamış değilim. Hala da anlayamıyorum. Az önce dediğim gibi yani biz geçen sene devre arası o kadro tutulmuş olsaydı, bak ne diyorum, takım başında benim olmama gerek yok. Ünye'den işte benden sonra mesela Çağlar Hoca, Çağlar arkadaşımız geldi, Çağlar Hoca. O devam etseydi, o takım yine şampiyon olurdu. Ama birlik beraberlik var mı? Yok. Yani o Ünyespor'un başındaki bir antrenör, Ünye'li bir antrenörse diğer arkadaşlar ne hikmetse rakip olarak görüyor. Bence tam tersi, Ünyespor profesyonel lige çıksa daha fazla çalışma ortamı olacak, daha fazla arkadaş görev alacak. Profesyonel ligi bir takımın takımda daha çok antrenöre ihtiyaç olacak. Evet. Lig çıktıkça antrenör sayısı da artacak bu haliyle. Bence Ünyespor'un profesyonel ligde olması futbol, Ünye'de futbol antrenörleri için bir kazançtır. Bir an önce de bu takım profesyonel lige çıkması lazım. Bunun için de kısır çekişmeleri bir kenara bırakmamız lazım. Ama ne hikmetse bunu bir türlü aşamıyoruz. İnşallah bundan sonra süreçte bir birlik, beraberlik olur. Yani birbirimize destek olarak bu takımı profesyonel lige, üst liglere çıkarırız. Ondan sonra zaten dediğim gibi herkes orada daha fazla kişi ekmek yemek. Evet. İnşallah olur. Ama ben şu anda olduğunu görmüyorum yani. Üzülüyorum da bu konuda. Kadir abi sen de hep futbol oynadın zaten. Şu anki antrenörlerle de Ünye'deki görev yapan veya hepsi, boşta. Hepsi arkadaşın. Bir hep var, bir sen şey birbirlerine var. Gerekli desteği verdiklerini düşünüyor musun? Ünye'deki antrenörlerin mi? Ünye'deki antrenörlerin, futbolun içinde bulunanların diyelim. Antrenör işte. Yani birbirlerine destek verirler. İşte bunlar kısır çekişmeler olur kendi aralarında işte. Bu mesela en azından bir futbol takımında oynarken bile oluyor yani. Yine bir aynı takımın içindesin. İşte ben öne çıkayım, sen geriye gel. Bunlar olan şeyler. Ondan sonra sadece Ünyespor'la kısıtlı kalmaması lazım bu arkadaşların. Ünye'de başka yerlerde de takımlar var. Evet. Tamam mı? Samsun'da var. İşte Ordu'da var. Ankara'da var. Ünye'de evden 9'dan çıkıp antrenmana gidip ondan sonra döner çeşmenin orada oturmayla hocalık olmaz yani. Aynen, biraz aynen. Da gurbete gideceksin. Oradaki ilişkilerini yükselteceksin. Kesinlikle. İlişkilerini yükselteceksin. Yani sonuçta bu Ünye'de oynayan, hocalık yapan arkadaşların İbrahim Bey de burada. Yani hepsi profesyonel liglerde oynamış. Çevreleri dışarılarda oynamış arkadaşlar. Evet. Orada da ilişkiler geliştirebilip hocalık yapabilirler. Evet, zaten dışarıda antrenör yaptığında Ünye futboluna da hizmet etmiş oluyor. Evet. Evet, daha fazla hizmet etmiş oluyor. Tabii, kesinlikle. Yani İbrahim Hocam Altınordu'da yaptın değil mi geçen sene? Yeni Ordu Spor'da. Yeni. Ben duyunca hoşuma gitti yani. İbrahim Hoca'nın hani Ünye'den birisinin çağrılıp orada antrenörlük, teknik direktörlük yapması benim hoşuma gitti yani. Evet. Yani demek ki kumaş varmış. Ya başka biri çağrılırsa onunla da gurur duyarız yani. Tabii ki. Evet, şimdi Okan Koç'a bağlanacağız birazdan. Okan Koç'la bağlandıktan sonra da yavaş yavaş toparlayacağız programımızı. Evet. Okan Koç'a İbrahim Hocam siz de bir soru sorun. Kadir abi sen de. Sorarız. Okan Koç size futbolculuğundan çok beğendiğim bir arkadaş böyle. Evet. Yorumları da ben çok beğeniyorum. Gerçekten yani, Turgay abi de o da. Sağ çıktı herhalde. Yetenekleri çok daha iyi yerlerde olması yetenekli. Gereken. Evet. Evet. Ama çok. Rekor transferi Gençler Birliği'nden. Beşiktaş'a geldi değil mi? Evet, Beşiktaş'ı Ersun Yanal'ı da çok sever. Çalıştığı en iyi yani, hoca Ersun Yanal'dır hep. Yani Gençler Birliği'nden futbolcu almak zordu o yıllarda. O da uzun biraz oynadı Gençler Birliği'nde, gidemedi hemen. Yani çok para istediği için İlhan Cavcı. Efendim? Duyamadım seni. Kadir abi seni duyamadım. Tekrar söyler misin? Okan Koç çok iyi bir futbolcu diyorum. Yani o Gençler Birliği şampiyonla oynarken de o kadrodaydı zaten. Tabii. Yani İlhan Cavcı o zaman hani kolaylıkla vermiyordu yani bu evet. Futbolculara. O yüzden hemen gidemedi Beşiktaş, Fenerbahçe falan. Evet. O şaşalı kadro. Elseka, Philip Deems. O kadrolarda evet. Oynamıştı. Evet. Evet şimdi bağlanıyoruz. Okan Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Halil Hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Yanımda yine Ünye'deki spor yorumcumuz Kadir Tamtürk var. Yine İbrahim Hocam var. Futbol antrenörü benim gibi.
Hocama sevgiler, selamlar. Kadir abiye sevgiler, selamlar. Trabzon'a selamlar, sevgiler. Tabii Trabzon'da benim farklı anılarım var. Trabzon'da olsun, yetiştirdiğim semtte, mahallede olsun. Mesela Beyşevler'de büyüyordum ben. Bizim hemen arka mahallemizde Karadeniz Mahallesi vardır. Hep oflu, sürmeneli dostlarım vardır. Çocukluk arkadaşlarım benim hepsi Karadenizlidir. Yani bir nevi de Karadenizlilerin, Trabzonların içerisinde büyüdük yani. İç içe büyüdük açıkçası. Okan abi, biraz süremiz kısıtlı. Ben hemen sana soruma tabii geçmek ki istiyorum. Tabii ki. Okan abi. Lig oynansın oynanmasın diye 2 aydır sürekli gündem oldu. Senin görüşlerini alabilir miyim? Eğer oynanırsa bizi nasıl bir 8 hafta bekler? Ya Halil hocam, şunu söyleyeyim. Sesim geliyor mu şu arada? Geliyor. Ha, şunu söyleyeyim ilk önce. Ya tabii ligin oynanmasından yanayız hepimiz. Özledik mi futbolu, özledik. Özellikle yani ekranlarda maçları izleyelim. Bu şu andaki bulunmuş olduğumuz sıkıntılı süreçte bir nebze de kafamız dağılır. Yani psikolojik olarak bakıyorsunuz, herkes bir gergin, bir tedirgin, bir stresli. Yani herkes tabii ki de oynanmasını istiyor. Futbol sonuçta futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Bizim ülkemizde bana göre en önemli görsel şölen olarak futboldur. Televizyon, sinema, hepsi bir yana, futbol bir yanadır. Ama bu süreçte bana göre oynatılması büyük bir risk. Geçen gün bir yayına bağlandığımda bir profesör, doçan, doktor, bu işin derininde, kalbinde olan bir doktor, muayenelerini yapan ve devamlı hastalarla ilgilenen bir doktor arkadaşımız Murat hocamız bağlandı. Şu ifadede bulundu. Benim bak, şu buradan ne çıkartacaksanız çıkartabilirseniz çıkartın. Benim dedi, kendi oğlum olmuş olsa dedi, elimde imkanım olmuş olsa dedi, ben dedi oynattırmazdım onu. Yani buradan oynanıp oynanmayacağını siz kendi aranızda bir analiz edin açıkçası. Şimdi ben geçen seninle telefonla da konuştum. Yani futbolcular tedirgin. Tedirgin mi? Kesinlikle tedirgin ya. Şu anda kendi açılarından bakıyorsun. Kendi açımızdan bakıyoruz. Hepimiz bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Yani mesafe koruyabiliyoruz. İşte maske takabiliyoruz. Sahanın içinde bunların hiçbirini yapabilecek durumda değiller. Soyunma odasını hepimiz yaşıyoruz. Hocalarımız var orada. Onlar da biliyor soyunma odalarını. Şimdi şunu söyleyebilirler. Ya işte birincilikte, Süper Lig'de, Beşiktaş, Galatasaray, Anadolu takımlarında soyunma odalarında işte mesafeler korunma ihtimali var. Nereye korunma ihtimali var ya? Şimdi Trabzonspor şampiyonluğu oynuyor. Şimdi Abdülkadir getirdi. Charlotte attı. Avantaj yakaladı. Puan farkını 6 yaptı. Soyunma odasında bunlar üçlü çekmeyecek mi? Bağırmayacak mı? Lay 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 çekmeyecek mi? Sarılmayacaklar mı birbirlerine? Dirençleri düşüyor. Dirençleri düştüğü zaman, o virüs bir şekilde vücutlarına geldiği zaman, içeri sızdığı zaman akciğerleri tahrip etme olasılığı, büyük bir olasılığı, yüksek olasılıklığı var. Bunlar tedirginlik yaratıyor. Geçen gün Nihat Özdemir'in bir açıklaması var. Bilmiyorum bunu dikkat edebildiniz mi? Ya dedi, virüs çıkan oyuncuları ayıklayacağız dedi. Şimdi örnek veriyorum. Trabzonspor'da, Charlotte'da, Abdülkadir'de, Sosa'da, Ekuba'da, Uğurcan'da çıktı. Kimi oynatacaksın abi? Bu yarış pekala adaletli, hakkaniyetli mi olacak? Bunları 14 gün karantina içine alman lazım. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta oynayamayacak. Bir de 2 aydır bu oyuncular kamp süreci yaşamıyor, antrenman süreci yaşamıyor. Sakatlanma olayı riskli. Şimdi Charlotte, Ekuban, Envakame, Sosa, Uğurcan, Hüseyin, diyelim ki Pereira, bunlardan 5-6 tanesi Allah korusun çapraz bağını koparttı. Tendon koparttı. Bu adamlar önümüzdeki sezon sen bunlardan ne alabileceksin? Bir kere futbolcu bu planlama, bu düzenleme bir kere çok son derece yanlış. Sadece Trabzon üzerinden örnek veriyorum şu anda. Beşiktaş da kez öyle. Galatasaray da öyle. Yani yapılan planlama, prosedür kesinlikle yanlış. Bunları daha detaylı işte Almanya ile orayla burayla örnek veriyorlar. Almanya lige başladı. Ölüm vaka sayısı 1. Yani saçma bir planlama var açıkçası. Ben oynanmamasından yanayım sevgili hocam. Okan hocam, Kadir abinin de bir sorusu var size. Tabii ki de, buyursun. Okan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Sizin gibi güzel bir, kaliteli bir futbolcumuzu, yorumcumuzu değeri ağırlamaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Bir mukabil hocam, teşekkür ederim. Sizle futbolculuğunuz döneminde de Halil'le de konuştuk, Okan Koç bağlanacak deyince. Dedim, futbolculuğumuzda çok takdir ettiğimiz bir arkadaş. Güzel, hep beğenirdik dedim. Şimdi Okan Bey, şimdi Halil hocamla da tartışırız genelde. Türk futbolunun gelişmesi açısından yabancı oyuncu sayısı, yani bana göre sınırlama gelmesi lazım. Bak bugünlerde önemi artmaya başladı. Veya serbest bırakılması mı lazım? Siz bu konu hakkında ne dersiniz Okan Bey? Kesinlikle sınırlama gelmesi lazım. Rol modelde Trabzonspor olması lazım. Ben bunu ekranlarda da söyledim. Yani Aspol ulusal kanal ekranlarında da söyledim ben bunu. Rol model Trabzonspor olması lazım. Ben Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray,
scout ekibinin başında olmuş olsam ne yapardım biliyor musunuz? Oralara hakim olan, sizin gibi, Halil Hocam gibi, oralara hakim olan arkadaşları bulurum. Gidin kardeşim derim. Maydanoz gibi her yerden futbolcu yetişiyor ya. Bir Abdülkadir Yusuf geliyor mu ya Türkiye'ye? Ya lütfen bir Abdülkadir, inanın Türkiye'ye gelmiş geçmiş Sergen'den sonra bana göre en yetenekli, en meziyetli, en karakterli oyunculardan bir tanesidir ya. Muhteşem yeteneğe sahip. Keza Yusuf da öyle. Yani Trabzon'da birçok yerde var. Aslında bunlar önemli olan alıp sorumluluk verip oynatmak. Trabzonspor, bakın şunu söyleyeyim size. Trabzonspor bu sene şampiyon olsun ve ki bana göre büyük ihtimal şampiyonun en büyük olaylarından bir tanesi. Trabzonspor bu sene şampiyon olsun. Trabzonspor aynı bu yapılanmayla, aynı bu projeyle hareket ettiği takdirde 3-4 sene Trabzonspor'u kimse tutamaz. Neden? Şimdi Fenerbahçe doğru düzgün transfer yapamayacak. Beşiktaş keza yapamayacak. Galatasaray keza öyle, maliyetli oyuncular var. Gelir yok, gider çok. Trabzonspor'un elinde sen Abdülkadir'i satacaksın 40-50 milyon. Uğurcan kaleci bana göre şu anda koy Liverpool'a, Manchester City'ye bank oynayabilecek seviyede bir kaleci. Yani bu tür oyuncular alttan geliyor. Oradan gelecek gelirler, stat gelirleri, şampiyonluk gelirleri, Şampiyonlar Ligi gelirleri. Gitmeleri erken olur mu? Bana göre erken olur. Bir sene daha kalsaydı Yusuf da, Abdülkadir de bir sene daha kalacak büyük ihtimal. Uğurcan da kez daha inşallah bir sene kalır. Daha deneyimli, daha dolu, daha tecrübeli bir şekilde gider. Uluslararası arena tecrübesi yaşamış olarak gider. Daha özgüvenli olurlar oraya gittikleri zaman. Bu sefer istediklerini daha yaparlar. Yani ben kesinlikle yabancı şartnamesi uygulanması lazım. Hatta ve hatta altyapıdan 3 tane oyuncu banko 11'de oynatma şartnamesi getirilmesi lazım. Oynatacaksın kardeşim. Biri ister kötü olsun ister iyi olsun. Altyapıya önem vereceksin. Zaten oraya doğru yöneldik. Mecburiyetten, dikkat edersiniz, İstanbul takımları mecburiyetten oraya doğru yönelmek zorunda. Yok, transfer yapamıyor. Ama Trabzon'un avantajı var. Elinde pırlantaları var. Satabileceği tezgahı var. Pazarı var. Şimdi Beşiktaş'ta söyleyeyim bana. Galatasaray'da bir tane oyuncu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir tane oyuncu söyleyeyim. Şimdi ben sana Trabzon'da 5 tane oyuncu söylerim. Ekuban, Charlotte, büyük ihtimalle Halil Hocam da söyledi. 6-7 milyon euro satın alma opsiyonu var. Ben bir dakika düşünmem 10 milyon euro veriyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu oyuncu oynattığı zaman bu oyuncu 20-30 milyon euro olarak. Cenk Tosun misali. Arkaya gel Hüseyin. Bak Hüseyin de çok iyi oyuncu aslında. Yani Hüseyin'in yanında tecrübeli Pepe tarzı bir oyuncu olsa, onu geliştirebilecek, onu ona güven verebilecek seviyede bir oyuncu olsa Hüseyin'in potansiyeli daha da ön plana çıkar. Yani Trabzonspor'un çok ciddi avantajları var. Bilmiyorum, altyapıda da mesela Mehmet Yılmaz'la konuşuyorum, Trabzonlu bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. Altyapıda çok önemli, ileriye vadeli çok yetenekli oyuncular olduğu söyleniyor. Yani Trabzon bence bu ülkede alınması gereken rol model olması gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Okan Hocam çok teşekkür ederiz. Süremiz de bugün biraz kısıtlıydı. Sizi yine ilerleyen zamanda, zaten maçlar başladığı zaman da bağlayacağız hocam. Her zaman. Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Evet, Okan Hocanın yorumunu çok beğendi insanlar. Öyle mi? Evet, çok beğendiler. Müdür Fındık Reşat Yıldırım, İbrahim Hoca'dan başka Ünye dışında takım çalıştıran hoca var mı? Demiş. İnsanlar bilgilendi herhalde. Murat Pehlivan, bize her yer Trabzon. Doğancan Tahmisoğlu, Okan Hocam futbolu özledik tabii ama bu dönemde bu şeylerle oynanması doğru mu? Zaten Doğancan cevap verdi o sorusuna. Okan Hocam ne güzel konuştun yaz Doğancan. Şenol Yılmaz, hayırlı yayınlar hocalarım. Murat Pehlivan, şampiyonluğu şatıda kutlayacağız demiş. Öyle mi? İnşallah. Evet, 5. soruyu da ekrana alabilir miyiz? Evet, işte bu biraz zorlayabilir. Dinamo Zagreb, Trabzonspor, Wolfsburg, Vastland, Olimpia, Inter. Hırvat takımı Inter. İtalyan Inter değil. 2010-2011 Trabzonspor'un efsane kadrosunda yer alan futbolcu. Buldun mu sen? 10 numara mıydı Aldo? Yok. Evet, buldum. Az yazsana ismini. Evet. Tolgakara var istemiş bilemedi. Faruk Bahar, Marcelinho demiş bilemedi. Sağ açık mı oynuyordu? Hayır. Sol bek oynuyor bu arkadaş. Sol bek. Öyle diyelim. Hırvat. 2010-2011 sezonundan Trabzonspor. Tolgakara Çale demiş, bilmiş Tolgakara. Sol bek diye, evet, canladı herhalde. Evet. Şu an 5 tane
soru bilen arkadaşımız var. Birazdan kurayı çekeceğiz ama kuradan önce hocam bir de tüm amatör kulüplerin saha olmamasından, tesis olmamasından, evet, soyunma odamız bile yok diye şikayetçiler. Bugün hatta AK Parti ilçe başkanı Kenan Selim Argan bir canlı yayındaydı. Ona da soru sordum hatta. Atatürk Parkı'nın büyütülmesi lazım dedim. Alttan yorum yazdım. Nizami sağ olması lazım dedim. Ona da okudular. O da cevap verdi ama sanırım konuya tam vakıf değil. Hala bana tenis kortuyla falan cevap verdi. Yok tenis kortuyla yapılması falan. Yani orayı büyütemeyiz dedi. İşte şeye bir çalışma var şu anda. Cevizlere. Onunla alakalı söyledi ama olaya tam vakıf değil muhtemelen başkanımız. Siz hocam şu an, Atatürk Parkı'na bence bir genişleme yapılmalı. Şimdi oradaki Atatürk Parkı'nda öyle bir imkan var mı? Şimdi onunla ilgili pek bilgim yok ama dünyadaki en büyük futbol altyapıdaki takımların, amatör takımların en büyük sıkıntısı. Evet. Şimdi Cevizdere'ye tekrar orada bir çalışma var. Oraya kulüpler için neler yapmayı düşünüyor ama Cevizdere bence çözüm değil. Çünkü Cevizdere'ye ulaşım çok zor. Yani futbol kulüpte amatör kulüplerin, altyapı kulüplerinin her gün bir araç tutup da Ceviz'e inip gelme gibi bir şansı yok. Evet. Ama şehir merkezinde de şu anda öyle bir yer Atatürk Parkı'nda bilmiyorum dediğim gibi ne kadar uygun, ne kadar mümkün. Çünkü orası bir sahilde olduğu için sağ yapılması ya da büyütülmesi o teknik konular. Ama Ünye'de çok büyük bir sorun bu. Bence merkezde bir tane futbol sahası ve altyapı kulüplerinin, amatör kulüplerinin de en azından malzemelerini koyabileceği, altyapı önce soyunup binebileceği birer oda şart gibi gözüküyor. Ama işte Ünye'de, merkezde öyle bir yeri nereyi tahsis edebilirler, ne yapabilirler? Ama Cevizdere de yapılsa da buna sorun çözeceğine ben inanmıyorum. Çünkü Cevizdere'ye ulaşım maddi gerçekten olarak büyük problem. Evet, gerçekten zor. Ki Cevizdere'ye veli bile çocuğunu göndermekte tedirgin oluyor. Şimdi evet. Akşam ışıklandırma yapıyorsun ama akşam veli akşam saatinde Cevizdere'ye çocuğunu antrenmana açıkçası gönderirken evet, tedirgin oluyor. Ama burada şehir merkezinde bir yerde olsa veli de gelir izler ya da en azından ulaşabileceği bir yerde olur. Daha sağlıklı bir ortam olur diye düşünüyorum. Evet Kadir abi, senin de görüşlerini aldım. Biz bu konuyu yine konuşmuştuk. Biz konuşmuştuk. Ben yine fikrim, o Cüğürü'de şey var ya, eski futbol sahası. Evet, onunla ilgili kaymakam yani Bey'le görüştük. Orası çok güzel. Futbol çalışma ebatları, var. Çalışma da varmış zaten. Futbol ebatlarına uygun zaten orası. Hem evet, etraf dolmuş güzel ya. Dolmuş güzergahında İbrahim hocam. Bir de etrafı güzelleştirirse evet, şöyle peyzaj falan. Aynen. Hem aileler çocuklarını mutlu olurlar, seyrederler maçlarını, antrenmanlarını. Hem de orada bir gezinti. Ağaçlık, çamlık alan orası. Güzel de yani. Bir de gezinti yapmış olurlar. Doğru, orayı değerlendirmek. Orası çok güzel. Hani denizde zaten bütün. Ben orayı çok güzel olur diye düşünüyorum. Yani. Orası Var zaten. Onun temeli atılmış. Eskiden oynanıyordu zaten. Betonu var zaten oranın. Orada bir düzenleme yapılabilir. Bir düzenleme yapılsa 10 numara olur yani. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi Ünye'de bütün ilçelerde ya Mesudiye'den tutun Korgan'a kadar bir sentetik saha yapılıyor. Tribünü var. Bizim Ünye'de Cevizdere'de tribün yok. Mesela Murtaza Ağacak güzel bir yorum yazmış. Cevizdere'de oynanan müsabakayı yedek oyuncular ve yöneticiler izliyor sadece yazmış. Evet, bir aile oraya gidemez ki. Değilmiş. Yani evet Murtaza. Oraya maç izlemeye gitmek dediğim gibi en azından dolmuş güzergahında olması bile insanlara rahat ulaşabileceği bir yer. Yani bir... Evet orada o sıkıntı da var. Yani orada tribün de yok ya. Tribün yok. Bir de işin şey tarafı, mesela bir yere sentetik saha yapıldığı zaman hem tribünü yapılıyor hem ışıklandırması yapıldığı zaman yapılıyor. Bizim oraya Cevizdere'ye tribün 10 sene oldu. Hala yapılmadı. Işıklandırmayı da zorla yaptırdık. Oraya yaz, buraya yaz. 5 sene ışıklandırmasız oldu orası. Doğrudur. Evet, yorum okuyalım. Adil Turgut, Nihat Özdemir Trabzonspor'u şampiyon yapmamak için oyuncular ölsün diyor. Pandemiyi hiçe sayıyor ama taş koyamayacaklar. Trabzonspor hepinize selam. Aleyküm selam. Erkan Kara Ketüdağoğlu, Kadir Hocam İstanbul'dan selamlar. Kim? Erkan Ketkidoğlu. Evet. Buradan selamlar. Üniversiteden sınıf arkadaşım. Öyle mi? Erkan Bey. Beden eğitimi öğretmeni. Hocama buradan teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hakan Yıldız bir yorum yazmış. Önce okuyalım. Bırakın Atatürk Parkı'nı, Cüğri tarafındaki sahayı yeniden aktif hale getirin.
konuştuk. Onu evet. Evet. Hakan Bey'in ya, önerisini görüştük. Konuştuk. Öyle bir zemin yani müsait bir yer. Yerde var orada, temel de var. Aynen. Ama Suriye'de var. Aynen. Zafer İnce selamlar sevgiler. İbrahim hocamın futbolculuğu da büyüktü. Ordu Spor'la Kayseri'deki terfi maçında muhteşem oynamıştı. Yanılmıyorsam bir de gol atmıştı. Zafer hocam biz Ordu Spor'la, Zafer hocamla ilgili bir anımı anlatayım. He, anlat. Ordu Spor'la final maçında Kayseri'de playofflarda Kayseri'de oynandık. Final maçında Zafer hocam da Kayseri'de öğrenciydi. Tam maçı izlemeye gelmişlerdi. Maçı izledi. Maçı da kazandık 2-0. Şampiyon olduk orada. Maçtan sonra da Zafer hocam buradan teşekkür ediyorum. Beni Kayseri'de misafir etti, ağırladı. Zafer hocam. Aynen. Ordu Spor'un bu şey nereye? PTT Ligi. 3. Lig'e çıktı. O zaman 3'ten 2'ye mi? 3'ten 2'ye çıktı. Aynen. 3'ten 2'ye çıktı. Evet. Zafer hocamla Kayseri'de ve maçtan sonra da beni misafir etti. Oradan tekrar ona teşekkür ediyorum. Zafer hoca renkli bir arkadaşımız ya. Bugün Kadir abiyle limanda geziyorduk. Nihat Yüksel'i almıştık. Nihat Yüksel de yazmış. Selam Kadir'e, İbrahim hocaya. Tesadüf. Murtaza Hocuk soyunma odalarına değinelim. Rezalet. Evet, katılıyorum. Oranın soyunma odaları da yetersiz. Şimdi hocam, öncelikle size çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Maçlar oynandığı zaman, Süper Lig başladığı zaman da yine size hafta içi burada daha çok konularımız olacak. Maçları değerlendireceğiz. Görüntülü. Yine davet edeceğiz. Evet. Kadir abi, sana da İbrahim hocama diyeceğin şeyleri alayım ve daha sonra İbrahim hocama kurayı çektirelim. İbrahim hocamla böyle bir platformda buluştuğumuz için güzel oldu. Hem anılarımızı konuştuk. Aynen. Hem seyircilerimizi bilgilendirdik. Güzel bir akşam oldu. Kendisine geldiği için teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Buradan bütün üyedeki hemşehrimize, futbol severlere de tekrar iyi akşamlar. Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'nde tekrardan mübarek olsun. Hocam. Amin, amin, inşallah. Bir şey diyecek misin, buyur, abi? Buyur. Evet hocama, hocam herkes görsün onun önünde de. Şimdi arkadaşlar, bir numarayı çekerse Miraç Gökçe, iki numarayı çekerse İnanç, üç numara Faruk Bahar, dört numara Enes Can, beşinci soruyu Çali'yi Tolga Kara. Çali yazmışım. Evet, çekiyorum Halil hocam. Çek hocam, Infantino gibisin zaten. Onu da saçacağız. Evet, şurayı göstereyim. Kameraya gösteririz herhalde. 5 numara. Evet, Tolga Kara. Bize adresini atabilir Tolga Kara. 5 numara. Tamam hocam. Bitti. Evet. Bir tane mi bitti? Bizi bitireceğim hocam. 5'te 1. Ben hepsine ayrı ayrı ödül veriyorum. Yok. Haftaya. Peki ben bir tane çekip de o kişiye Üniversite forması versem? Evet. Çek öyle hocam, bir tane Üniversite forması alıyorum. Valla tebrik ederim seni hocam. Yani artık kime gelirse ona da Üniversite evet. Forması hediyesi benden olur. Evet. Tamam hocam. Tamam. Halil zaten küreyi federasyondan çalmış. Çek hocam. Bu açılmıyor. Ver hocam. Şu taraftan. Alacağım. Evet, Ünye Spor formasını kim kazandı? 3 numara. Faruk Bahar da adresini bize atarsa evet. Ona da Ünye Spor forması evet. Yollarız. Tebrik ederiz. Buradan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çarşamba akşamı Futbol Arena özel programıyla burada birlikte olacağız. TRT Spor yorumcusu ve eski Süper Lig hakemi Bünyamin Gezer bizim konuğumuz olacak. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve eski profesyonel hakem Metin Kır da burada bizim stüdyomuzda olacak. Teşekkür ediyorum herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum.